Kolay gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Partimizin haftalık gündem değerlendirmesini paylaşmak üzere karşınızdayım. Malumunuz olduğu üzere yıllardır biz parti olarak her hafta iç ve dış gelişmeleri değerlendiren metinlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Dün Sayın Genel Başkanımız bu kürsüden ilk basın toplantımızı gerçekleştirmişti. Bugün ikincisini gerçekleştiriyoruz. Gündemimizde elbette her zaman olduğu gibi yeni anayasa çalışmaları var. Kiralardaki yüksek artışlar yine partimizin gündeminde. Taşeron işçilerinin kadro sorununu da gündemimize aldık. Özellikle Doğu illerinde tarımsal sulamada kullanılan elektriğin ve dağıtım şirketlerinin yüksek faturalarının ve elektrik kesintilerinin konu alındığı bir gündemimiz var. Mültecilere yönelik uygulamalar konusunda bir değerlendirmemiz olacak. Tabii dış gündemde de İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar ve saygısızlıklar ve İsveç'in NATO üyeliği ve tabii her zaman gündemimizde olan Filistinlilere yönelik saldırılar ve Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı mağduriyetler partimizin gündeminde başlıca konular arasında. Öncelikle yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili şunu söylüyoruz. 28. yasama dönemi milletimiz için çok büyük bir fırsata dönüştü. Toplumun kahir ekseriyetinin temsil edildiği milletin meclisinde artık yeni bir anayasanın yapılması zorunluluğu kendini gösteriyor. Buradan dün Sayın Genel Başkanımız da çağrı yapmıştı. Bir kez daha parti adına sözcü olarak ben de çağrıda bulunuyorum. Milletin meclisi artık 41 yıldır kendisine giydirilmek istenen deli gömleğini yırtıp atmalı. 1982 darbe anayasasından bir an önce kurtulmalıdır. Bunun için bir çalışmanın yapılması elzemdir. İdeoloji dayatmayan, inanç dayatmayan, yaşam tarzı dayatmayan, temel hak ve özgürlükleri gerçek anlamda güvence altına alan bir anayasanın derhal bu millete hediye edilmesi gerekiyor. Bu konuda yapılan çalışmalara da bütün partilerin destek vermesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Hayat pahalılığı sebebiyle vatandaşlarımız çok ciddi bir biçimde kira artışlarından muzdarip. Evet, belki Türkiye'de konut sayısı nüfusa oranla yeterli düzeyde ama konut sahipliği oranı düşük. Yani halkın yarısından fazlası kiracı durumda. Birden fazla konuta sahip olan İnsanlara yönelik vergi artışlarının gündeme getirilmesi gerekiyor. Konut stoğunun genişletilmesi, TOKİ eliyle dar gelirli vatandaşlara konut yapılması ve dar gelirli insanlarımızın da artık birer konut sahibi olması için atılması gereken adımların bir an önce atılması gerekiyor. Evet, yeni bir kabinemiz var. Yeni kabine gerçekten umut vadeden bir kabine. Kendilerinden çok büyük beklentilerimiz var. İnşallah önümüzdeki dönemde halkımız için, milletimiz için çok güzel hizmetler bekliyoruz. Başta ekonomik sıkıntıların aşılması hususunda ciddi bir beklentimiz olduğunu buradan ifade ediyorum. Özellikle ekonomi yönetimine bir kez daha başarılar diliyorum. Özellikle konut yapımındaki girdi maliyetlerinin artışlarının frenlenmesi, konut yapımının teşvik edilmesi ve yeni yeni paketlerin oluşturulması vatandaşımızı bir nebze olsun rahatlatacaktır. Son dönemde kiralarda %200'ü aşan artışların olduğunu hepimiz biliyoruz. Geçtiğimiz dönemde %25 sınırlaması vardı ama bunun denetimsizliği, caydırıcı cezaların olmaması pratikte çok bir fayda sağlamadı ve halen insanlarımız kiralık ev bulmakta ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Dün Sayın Genel Başkanımız da ifade etmişti. Biliyorsunuz, daha önce 696 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle taşeron işçiler kadroya alınmıştı ama 90.000'in üzerinde çeşitli kurum ve kuruluşlarda, kitlerde çalışan taşeron işçiler kadroya alınmamıştı. Bu taşeron işçilerin de bir an önce kadroya alınması için yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekiyor. Doğu illerimizde özellikle elektrik kesintilerinden çok ciddi anlamda şikayetler alıyoruz. Sulamada kullanılan elektriklerin hem pahalı oluşu, zamanında faturaların ödenmemesi sebebiyle elektrik dağıtım şirketleri tarafından elektrikler kesiliyor. Tarlada sulamanın bu mevsim itibariyle mecburi olduğu düşünüldüğünde elektrik kesintilerinin
verimde ciddi kayıplara sebebiyet vereceğini hepimiz biliyoruz. Bu anlamda özellikle sulamada kullanılan elektriklerin kesilmemesi ve elektrik dağıtım şirketlerinin bir yandan kaçak elektrik sebebiyle astronomik cezalar kesmesi, öte yandan kayıp kaçak bedellerinin bütün vatandaşlara yansıtılmak suretiyle tahsil edilmesi yoluna gitmesi ciddi bir haksızlıktır. Bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması ve mükerrer karın önüne geçirilmesi, vatandaşın da mağdur olmaktan kurtarılması gerekiyor. Değerli basın mensupları, ülkemizde biliyorsunuz 10 yılı aşkın bir süredir, başta Suriyeli mülteciler olmak üzere, Afganistan'dan, Pakistan'dan çok fazla sayıda mülteci barındırmaktayız. Mültecilerin ülkelerini terk etmelerinin sebeplerinin ortadan kaldırılmadığı bir vasatta doğrudan doğruya bu insanların mağduriyetini görmezden gelerek bir mülteci düşmanlığı yapıldığını üzülerek hepimiz müşahede ediyoruz. Bizler İslam medeniyetinin bir unsuru olan bir milletiz. Hepimiz İbrahim milletiyiz ve kahir ekseriyetimiz Müslüman. Ülkesindeki savaştan, açlıktan, yoksulluktan, huzursuzluktan kaçmış, bir biçimde bir nefes dahi olsa huzura kavuşmak isteyen insanlarımızın sığındığı ülkemizde bu insanlarımıza yönelik ayrıştırıcı, ayrımcı ve ırkçı bir dil kullanmanın bize yakışmadığını belirtmek istiyorum. Yakın zamanda Dil Obası'nda yaşanan hadiseleri hepimiz biliyoruz. Mülteci karşıtlığının köpürtülmesinin bu memlekete hiçbir faydasının olmadığını, aksine toplumsal barışımızı da bozacak nitelikte olduğunu hatırlatmak istiyorum. Keza Cumhuriyet Halk Partili İzmir Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde Arapça tabelaları sökme girişiminin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bütün diller Allah'ın ayetleridir. Evet, bir resmi dilimiz var. Anlaşabilmemiz için ortak bir dile ihtiyacımız var. Ama sadece resmi dilimiz yok. Bu ülkede yaşayan insanların tamamının dilleri kıymetlidir, değerlidir ve korunmalıdır. Özellikle Arap coğrafyasından ülkemize gelmiş olan mültecilerin kullanmış olduğu dile dair tabelaların, işletmelerin tabelalarının sökülmesi adeta bir ırkçılıktır. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir. Değerli arkadaşlar, özellikle yoğun bir talep olduğu için ifade etmekte fayda görüyorum. Bedelli askerlik konusunda on binlerce, belki yüz binlerce gencimiz halen bir düzenleme bekliyor. Biliyorsunuz 6 ayda bir bedelli askerlik ücretleri, fiyatları güncelleniyor ve arttırılıyor. Her 6 ayda bir arttırılan bedellerin gençler tarafından ödenmesi mümkün değildir. Öteden beri parti olarak ifade ettiğimiz şey şudur. Bir an önce profesyonel orduya geçirmelidir. Ve şu anda gündemde olan ve cari olan bedelli askerlik düzenlemesinden gençlerimizin de eşit bir biçimde faydalanabilmesinin yolları kolaylaştırılmalıdır. Artan cezalar, arttırılan bedeller ve kışla şartı gençlerimizi ciddi manada zora sokmaktadır. Özellikle özel sektörde çalışan gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından istifade etmesi hayli zordur. Bu uygulamanın bir an önce yumuşatılması ve gençlerin beklediği düzenlemenin bir an önce yasalaştırılması için biz elimizden geleni yapacağız ama özellikle hükümetin de bu konuda ciddi bir adım atmasını bekliyoruz. Bir diğer husus Fahri Kur'an Kursu öğreticileri. Biliyorsunuz ülkemizde Kur'an kurslarının mimarı olan Fahri Kur'an Kursu öğreticilerimizin özlük haklarından mahrum olduğu ve adeta angarya denebilecek bir ücretle çalıştırıldığını biliyoruz. Bu Kur'an kursu öğreticilerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi ve ücretlerinin en azından insani bir ölçütte yükseltilmesi talebimizi ineliyoruz. Dış gündemde ise önümüzde iki konu var. Birincisi, dün Sayın Genel Başkanımızın da ifade etmiş olduğu İsveç'in NATO üyeliği. Evet, belki önümüzdeki günlerde İsveç'in Türkiye'nin de onayıyla NATO'ya üye olmasını görebiliriz. Ama bizim buna bir itirazımız var. Çünkü İsveç, NATO'ya üye olmayı hak eden bir ülke değildir. Aylardır kutsallarımıza yapılan saldırılara ev sahipliği yapmaktadır. Bu yetmezmiş gibi kolaylaştırmakta, yetmezmiş gibi bu tür çirkin hadiselerin gerçekleştirilmesine adeta korumalık, koruyuculuk yapmaktadır.
bizim temel değerlerimize düşmanlık eden, bizim temel değerlerimizle, inanç değerlerimizle hiçbir biçimde bağdaşmayacak saldırıları korumakla kendini adeta vazifelendirilmiş hisseden İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin onay vermesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bizim kutsallarımızla hiçbir biçimde saygı temelinde bir ilişki geliştirmeyen ülkenin güvenliğinden bir sorumlu değiliz. Ya kendilerini düzeltecekler ya da bizden el eman beklemeyecekler. Son olarak kanayan yaramız Filistin'imiz hususunda birkaç cümle söylemek istiyorum. Biliyorsunuz 10 yıllardır Filistin'de bir işgal söz konusu. Siyonist çete her gün barbarca saldırılarını Filistin halkı üzerinde devam ettiriyor, icra ediyor. Kurban Bayramı sonrasında Cenin'de yaşanan hadiseleri hepimiz hatırlıyoruz. Ama Cenin hadisesi onlarca, yüzlerce hadiseden sadece biri. İsrail'in Siyonist çetenin barbarlığından, vahşetinden el çekmeyeceği ortada. Her ne kadar son zamanlarda Türkiye dahil Müslüman ülkelerin Siyonist rejimle bir biçimde ilişki geliştirme yönündeki çabaları olsa da bunun hayra yarar hiçbir faydasının olmayacağını hepimiz biliyoruz. Tecrübelerimiz bunu bize göstermiştir. Dolayısıyla Müslüman kanı akıtmaya devam eden, çoluk çocuk katleden bir işgal rejimiyle ilişki geliştirme normal değildir. Buna normalleşme demek anormalliktir. Siyonist çeteyle hiçbir biçimde ilişki geliştirilmemelidir. Var olan ilişki geliştirme çabalarına da bir an önce son verilmelidir. Gündemimizdeki konular kısaca özetle bu şekilde arkadaşlar.